Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, içerisinde gerek Merkez Camisi gerek barajlarıyla beraber gözde olan illerimizden Adana'da programımıza kaldığımız yerde devam ediyoruz efendim. Adana bölgesinde şarküteri anlamında uzun yıllardır bu işin içerisinde olan ve isminden sıkça söz ettiren bir işletmedeyiz efendim. Ve yanımızda da işletme müdürümüz Aysel Hanım bulunuyor. Aysel Hanım, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle markamız ne kadar süredir faaliyettedir? 7 yıldır faaliyette. Sizler kaç yıldır bu işletmede müdür olarak görev yapıyorsunuz? 1 yıldır. 1 yıldır sizler de burada hem Nuri Beylere hem Dilber Hanımlara eşlik ediyorsunuz kendilerine. Şimdi öncelikle burada organik ürünlerimiz bulunuyor sanırım. Evet. Organik ürünlerimiz var. Şarküteri anlamında her şeyi buradan tedarik edebiliyorlar. Onları birazdan Nuri Bey ile sohbetimde biraz daha detaylıca paylaşacağım. Özellikle bu ürünlerimizi organik ürün anlamında izleyicilerimizin çok fazla tedarik ettiği ürün grupları var. Bunları diğer şehirlere gönderim sağlıyor musunuz sizler? Evet, sağlıyoruz. Bir sınırımız yok. Yok. İstediği kadar alabilir buradan. Yani kargoyla da gönderebiliriz. Yani doğal ürünlerimiz var. Ballarımız, yumurta, reçellerimiz hep ev yapımı. Bunları diğer şehirlere isterlerse gönderiyoruz. Peki sosyal medyadan güncel olarak paylaşıyor musunuz bunları? Evet, paylaşıyoruz. Oradan da sizlerin işletmesini takip ederek bütün ürün gruplarınıza bakabilirler. Peki işletme olarak bundan sonrası için neler yapmayı hedefleyen bir firmadır burası? Biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Daha doğal yapacağız. Müşterimiz ne isterse onların sağlığı için daha doğal ürünler satmayı düşünüyoruz. Yani sizler herkesin organik ve doğal ürünler tüketmesinden yanasınız. Evet. Ve bu organikliği, bu doğallığı ne kadar yayabilirsek o kadar iyidir bizler için diyorsunuz. Tabii ki. Peki sizlerin ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediği bir şeyler varsa dinleyelim. Hemen ürünlerimiz hakkında Nuri Bey ile konuşmak için sabırsızlanıyoruz. Sizlere konuk olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Adana'daki herkesi buraya davet ediyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz ve işletme sahibimiz Nuri Bey'i yanınıza davet ediyoruz efendim. İzleyicilerimiz, şimdi yanımızda işletme sahibimiz Nuri Deniz bulunuyor efendim. Nuri Bey, sizler de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Sizler 7 yıldır bu işin içindesiniz. Şimdi Aysel Hanım'la birazcık daha işletmemizden bahsettik ama ürün ve ürün gruplarımızı sizlerle bahsetmek istiyorum. Bu mağazadan neler tedarik edilebilir? Bal, en önemlisi bal. Hani alırken insan gerçekten zorla güvenerek alıyor. Şimdi bizim ballarımız Siirt'ten, Kars'tan yerinden getirdiğimiz için %100 doğal karakoğan olduğu için her yerde bulamayacakları bir ürün. Bizde sürekli tedarik edebilirler. Hani sipariş üzeri, kargo ile şehir dışı hiç sıkıntı değil, gönderebiliyoruz onları. Ya burada gördüğünüz gibi işte mesela Kars'tan direkt yerinden getirdiğimiz taze kaşar, eski kaşar, ondan sonra Hatay'dan gelen sürk, çökerek, kurutulmuş çökerek baharatlı oluyor. Ondan sonra tereyağı Hatay'dan geliyor o da. Mesela künefe peyniri, ondan sonra köy yumurtamız olsun, doğal organik köy tavuğu olsun, ondan sonra kasap sucuğu olsun. Bunlar hepsini biz kendimiz yaptırıyoruz ve kendimiz getirtiyoruz buraya kadar. Ondan sonra özellikle Adana bölgesi tatlıyı çok seven bir bölge. O yüzden direkt künefelerimiz için Hatay'dan gelen künefe peynirlerimiz var. Turunç reçelimiz olsun, mazlak reçeli olsun. Bunlar Adana'ya has reçeller. Yani başka yerde bulamazlar bunları. Biz bunları şehir dışına da kargoyla yollayabiliyoruz. Yani sıkıntı değil, istedikleri yere de gönderebiliriz. Bütün ürünlerimiz burada doğaldır diyoruz. Yumurtamız da orada bulunuyor. Aynen, yumurta da zaten biz köy tavuğu kestiğimiz yerden alıyoruz. Tavukla beraber onu da oradan temin ediyoruz. Peki bir yumurtanın doğal olduğunu nasıl anlarız? Organik olduğunu nasıl anlarız? Ya şimdi zaten kabuğu ince olur, içi daha sarı olur. Lezzeti, kokusu farklı olur yani, hemen anlaşılır. Özellikle köy yumurtalarında efendim, mesela bunu elimize aldığımızda şu anda kabuğu o kadar ince ki elinizde direkt bir sıvı taşıyormuşsunuz gibi hissiyatı veriyor. Aynı zamanda köy yumurtalarında biraz daha normal marketler gördüğümüz yumurta oranlarına göre daha küçük bir oranı oluyor bu yumurtalarımızın. Çünkü büyük olursa yem yemiş olur illaki, yani tavuk yumurtayı büyük yapamaz. Sizin tavuklarınız gezen tavuk yumurtası. Aynen, köy yumurtasıyla birebir. Gezen tavuk yumurtalarını burada sizler müşterilerinizle, misafirlerinizle buluşturuyorsunuz. Bizlere konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Ya bizi programımıza dahil ettiğiniz için size teşekkür ederim. Yolu düşen herkese Adana'ya beklerim yani yanımıza. Öyleyse bizler de diyoruz ki efendim, Adana'ya yolunuz düşerse bizler de sizleri doğallığa ve organikliğe davet ediyoruz. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak?